Şirketimiz Varlıbaş Alışveriş Merkezi'nden sonra Trabzon'a ikinci yatırımını kendi arsasında yapıyor olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşamaktadır. Şimdi izin verirseniz konuşmalardan önce kısa bir tanıtım filmimiz var. Hep birlikte onu izleyelim. Buyurun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Trabzon hepimizin ortak değeri. Hepimizin hayatına yön veren birçok karakterin oluştuğu, bilhassa benim çocukluk yıllarımın geçtiği, ne öğrendimse ben Trabzon'dan öğrendim diyebileceğim bir çocukluk yaşamımı geçti. Doğduğum, büyüdüğüm ve yıllarca çalıştığım bir yer. Ama sonra kısmet oldu. Biz Trabzon'un dışında bazı işleri yapmaya başladık. İstanbul'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde filan. Ama hiçbir zaman biz doğduğumuz topraklarla, hemşerilerimizle ilişkimizi koparmadan ve memleketimizi unutmadan o bölgeye de ne yapabileceğimizi düşünerek bir sorumluluk bilinciyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi kısmet oldu, nasip oldu. Sayın Başkanımız İbrahim Sayıroğlu'nun 10 sene önce, hatta 12 sene önce büyük gayret ve yardımlarıyla sahip olduğumuz bu arsada şimdi Trabzon'umuza yine değer katacak, Trabzonlumuz insanının ekmek kapısı olacak, Trabzon'la istihdam sağlayacak, Trabzon'a bereket getirecek,
huzur getirecek ve konseptiyle de çok tenkit edilen yüksek yapıların yerine yatay bir yapıyı oluşturan tarzıyla da herhalde büyük takdir alacak bir sanayi sitesi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bir araya gelmiş ve sizlerle sabahın bu saatinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizden çok sıkıntıların yaşandığı bir yer olduğu için çok iyi biliyorum. Yıllarca emek vererek, birleştirerek aldığınız bir arsa, bir daha eşi benzeri de olmayan lokasyonuyla, topografik yapısıyla filan bu iş için en uygun, en güzel bir yer. Bu bakımdan buradan mülk sahibi olacak insanların da büyük bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu Trabzon için büyük bir nimet ve bundan sonrası da çünkü arsa kıtlığından dolayı da pek olabilecek gibi görünüyor. Şimdi detaylarını size daha sonra oğlum anlatacak. Sayın başkanlar da işin önemini arz edecekler. Ben çok vaktinizi alıp sizleri daha fazla yormak da istemiyorum. Hepiniz hayırlı olsun diyorum. Alanlara bol kazanç, Allah nasip etsin diyorum. Ülkemize, bölgemize bu ortamda iyi bir yatırım ortamı olacağı için de her vesileyle Trabzon'a değer katacağı için de mutlu oluyorum. Böyle bir projeyi başlatmak Allah bize nasip etti. İnşallah bitirmeyi de yine hep birlikte göreceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, kıymetli oda başkanlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, kıymetli belediye başkanları, meslektaşlarım, belediye meclislerimizin değerli üyeleri, esnaf ve sanatkarlarımız, kıymetli katılımcılar. Bugün Yomra'mız için önemli bir gün. Biz Yomra ilçesi olarak eğitimde, sağlıkta, sporda, siyasette marka bir ilçe olma yolunda elhamdülillah emin adımlarla devam ediyoruz. Bunu turizm sektörüyle, eğitim sektörüyle ilçe olarak devletimizden alınabilecek bütün yatırımları aldık. Ama bir şeyi alamadık, kazandıramadık. Bu da sanayi sitesi eksikliğimiz vardı. Biraz önce kıymetli abim Varlıbaş Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Süleyman Varlıbaş izah etti. Yaklaşık 10-12 yıl önce Trabzon'a başka bir yatırıma giderken tesadüfen sabahleyin ben de basından öğrenmem suretiyle kendisinden önceden olan bir dostluğumuzdan mütevellit telefonla kendisini aradım ve Yomra'ya davet ettim. Allah da nasip etti. O zaman Yomra'mız küçüktü. Bu arsayı kendisine mülk edindirdik gayretlerimizle beraber. Başlangıcımız Yutonk olaraktı. Nasip olmadı. Olmadı. Bugünlere geldiğimizde kendisiyle yaptığımız bir görüşmede sanayi sitesi üzerine mutabakat var, yaptık. İlçemizin de bu manada ciddi bir eksiği vardı. Akşam da projeyi inceledim. Yaklaşık 330 civarında bir iş yeri, işin içinde her türlü sosyal donatısı biraz önce lansmanda da ifade edildi. Konaklamasından sosyal tesisine kadar, yani diğer sanayi konseptlerinden farklı modern bir sanayi konsepti inşallah Yomra'mıza kazandırıyoruz. Sevindirici bir gelişmedir. Bu yatırım ilçemiz için istihdama ciddi derecede, bölgemiz için de katkı sağlayacaktır. Trabzon'umuzdan da yıldızlı oteller var. Karnı Hastanemiz, ilin adliyesi artık zaten büyük şehiriz. Yomra, Ortaeser hep beraber daha iyi bir şehir olma yolunda da ilerliyoruz. İyi bir birliktelikle bu işlere imza atan, yatırımı teşvik eden hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza
Özellikle de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı şekilde yine bu yatırımı şehrimize kazandıran ve 306 sanayi esnafımızı iyi şartlarda bir yeni iş yerleriyle buluşturacak olan bu yatırımın sahibi olan Varlıbaş ailemize, temsilen kıymetli yönetim kurulu başkanına da, Trabzon'umuz adına da, Ortahisar'ımız adına da, sanayi esnafımız adına da özellikle teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cenab-ı Allah hayırlı ve uğurlu şekilde bu yatırımın başlayıp inşallah bu hazırlıkla da beraber daha da tabii ki büyük bir en iyi mimari tekniği kullanıyoruz. Dedik ki Türkiye'de sanayi siteleri var. İstanbul'da özellikle çok var. Ki gezdik de onları. Ama gidip gördüğümüzde yani böyle insanın çok içini açan, çok insanı oraya çeken yerler değil. Halbuki insan ekmeğini ve parasını orada kazanıyor. Aslında düşünecek olursanız gününüzün büyük çoğunluğunu orada geçiriyorsunuz. Yoruluyorsunuz. O yorgunlukla evinize dönüyorsunuz, ailenizle birlikte vakit geçiriyorsunuz. Toplantıda ilk dedik ki biz burayı nasıl güzelleştiririz? Yani standart bir sanayi sitesinin ötesine nasıl geçiririz? Ve tabii konut konusunda tecrübeli, alışveriş merkezleri yapmış, ofisler yapmış, bunları da İstanbul'un önemli bölgelerinde ve yüksek gelir grubuna yapmış bir firma olarak böyle bir sanayi sitesini yapmak da aslında bize biraz da bu konuda avantaj verdi ve dediğim gibi toplantıda ilk konuştuğumuz yer sosyal şeydi, donatılarıydı. Dedik ki burayı öyle bir tasarlayalım ki insanlar en şık restoranlarda güzel yemeklerini yiyebilsinler. Burada eczanesinden kuaförüne kadar günlük ihtiyaçlarını buradan temin edebilsinler. Şimdi düşünün herkes değişik iş kollarında şey yapıyor, faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetleri gösterirken yeri gelecek şehir dışından çalışanlar buraya çağıracaksınız. Ustalar gelecek, onların konaklama ihtiyaçları olacak. Onu bile düşündük yani. Burada bu üniteleri ekledik. Yani bakış açımız buydu. Şimdi ben size projeyi biraz daha detaylı anlatacağım. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Türkiye'deki sanayi sitelerini, özellikle İstanbul'dakileri çok inceledik ve oradan yola çıkarak ve onların eksiklerini göz önüne alarak bu projeyi gerçekleştirdik. Mimari de çağdaş bir mimari kullandık. Malzeme kalitesinde zaten bizim standartlarımız çok yüksek, yapmış olduğumuz işlerden bu biliniyor. Şey konusunda çok piyasayı dinledik. Trabzon'da da çok görüş alışverişinde bulunduk. Yani bu sanayi sitesinde hangi iş kolları faaliyet gösterecek dediğimizde çok bir kısıtlamaya gitmedik. Biz sonuçta çok fazla zaten sanayi sitesi yok ve bu yeni ve modern bir yatırım ama bazı meslek gruplarından gruplama ihtiyacı geldi bize. Özellikle otomotiv sektöründe. Onları belli bir alana alıp diğer imalat sektörlerini ve burada belirttiğimiz ama belirtmediğimiz diğer bütün sektörleri de biz bu sanayi sitesine bugün davet ediyoruz.